ne bileyim tulumbalardan, hani tulumba vardır ya mesela kuyudan tulumbayla suçuyor. Yeşil tulumba. Değil mi? Bir semt adıdır yeşil tulumba. Böyle birçok semt ismi var. O semt isimleri İstanbul'un ayrı bir hikaye. Onu da gerekirse bir vesile bulup konuşuruz. O başlı başına bir konferans konusu olacak kadar cazip bir konudur. Evet, Divan yolunda şeyin 2. Mahmut Türbesi'nin içinde geziniyorduk değil mi? Belki burada çeşme var. Bu Sultan II. Abdülhamid'in cenaze töreninden bir görüntü. 1918'de vefat etti biliyorsunuz. Yani halk o kadar üzüldü ki, üzülmüş ki onun vefatına. Halk o kadar seviyordu ki. Bütün Sultanahmet Meydanı, Divan Yolu, Divan Yolu'ndaki bütün binaların çatıları, bütün ağaçlar tıklım tıklım insanla doluymuş. Onu cenaze törenine katılanlar uzun uzun tasvir ederler. Bu sadece bir kare bir yerde. Sadece burada Enver Paşa falan gösteriyor. Bu da onda oradan bir kare. Ama daha geniş açı bir fotoğraf bulamadım. Vardır mutlaka ama tabii törenle nereye götürülüyor? 2. Mahmut Türbesi'ne. Bu İshak Sükuti türbe bahçesinde gömülü olanlardan. Bakın plan bu. Türbenin bahçesinin planı bu. Bunlar hep mezar. Bu adamın hepsinde önemli şahsiyetler yatıyor. Şurada da mesela hanedandan son vefat edenler buraya gömülürler. Hanedanın son temizleri burada yatıyorlar. Türbenin içinden bir görüntü. Bu da bir 2. Mahmut devrinde yapılmış bir gravür. Şimdi oturan Esma Sultan, şu meşhur sarayın, işte bu sarayın sahibi Esma Sultan'dır cariyeleriyle. Çamlıca'da mesire için evet çıkmış, seyrana gezintiye çıkmış yani. Tenezzühe çıkmış daha doğrusu, tenezzüh diyorlar. Öküz arabasıyla çekilen bir güzel, öküzlerle çekilen güzel bir araba. Bu Fethi Ahmet Paşa'nın, yani şu Fethi Paşa korusunun sahibinin türbesi, etrafı parmaklıklıdır. Türbeden başka bir görünüş. Bunu niye koymuşuz buraya? Çerkes Hasan Bey, bunu gelecek ay anlatalım, onu Bayezid Meydanı ile alakalıdır zaten. Ama bunun kız kardeşi Sultan Abdülaziz'in eşlerinden biri hal sırasında ölüyor. Onun intikamını alarak Hüseyin Avni Paşa'yı öldüren Çerkez Hasan Bey'dir bu. O eşi o türbede yatıyor, onun için koymuş olabilirim. Bu Beyazıt Meydanı'nda Çerkez Hasan'ın idam edildiği sahnenin tasviri görmüşüm. Bu Seniha Sultan, Sultan Abdülhamid'in kız kardeşi. Bu kızı Şadiye Sultan hatıratı var. Meşhur. Bunlar hep türbede yatıyorlar biliyorsunuz. 2. Mahmut Türbesi'nin içine yatıyorlar. Ve muallim Naci, büyük şair ve nasir. Sultan Abdülhamid'in emriyle 2. Mahmut Türbesi'nin bahçesine defnedilenlerden. Bu onun mezar taşı. Bu Sadullah Paşa. Münevver Ayşe'nin kadı kayınpederi. Düşünün, Münevver Ayşe'nin kayınpederi. Münevver Ayşe daha şeyde 1999 deprem olduğu sırada, deprem günü öldü, vefat etti, evet. Ben yakından tanıdığım, defalarca görüştüğüm, portresini yazdığım bir hanımefendi. Bunun gelini, bu 1777-78'de Berlin Anlaşması'nı imzalayanlardan biri. Düşünebiliyor musunuz? Onun gelini, oğlu Nusret Ayaşlı'nın hanımıdır, Münevver Ayaşlı. Bu meşhur Melami şeyhlerinden Bünyamin'i, Ayaşi'nin soyundan gelen bir zattır. Sayısı oradan geliyor Ayaşi. Çok entelektüel bir zattır. Şair. Yani kudretli bir şair. Tefekkür adamı. İlyada'yı, Homeros'un İlyada'sını manzum çevirmeye çalışmış. Enteresan bir adamdır. Mehmet Kaplan'ın edebiyat talebesi varsa onlar bilirler. Mehmet Kaplan'ın şiir tahlillerinin ilk şiiri onun 19. asır manzumesidir. Yusuf İzzettin Efendi türbede yatıyor. Abdülaziz'in intihar eden oğlu. Son halife Abdülmecit var ya. Onun kardeşi, onun ağabeyi.
Said Halim Paşa türbede yatıyor. Bu Said Halim Paşa'nın kabiri. Bakın ne kadar zarif değil mi? Aslında bütün kabirler Ziya-i Kalp. Bu da Ahmet Fehim'in, iddiaçların öldürdüğü Ahmet Fehim'in cenaze töreni. Uzatıyor muyum? Hayır, işte o bina, o binayı. Hı? O binayı bilen var mı gençlerden? Şurası Ayasofya Çeşmesi. Gitse bili. Evet, evet. Tabii, tabii. Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Darülfünun binası. Şu anda yeri boş, arkeolojik alan. Bu bina yandı. 1940'larda bu bina yandı. Şimdi şurası Ayasofya'ya giden yol var ya, Bab-ül Mayun'a giden yol. Biraz ileride 3. Ahmet Çeşmesi var. Orası işte şu Ayasofya caminin köşesindeki sebil. Şurada çay bahçesi var ya şimdi. Burada çay bahçesi var biliyorsunuz. Bu İtalyan mimar Fossati, duymuşsunuzdur. Fossati. İşte bu Ruslar Fossati'yi davet etmişler. Rus Beyoğlu'nda şu mevcut hala ayakta duran Rus Büyükelçiliğini yapıyor. Bizimkiler görüyorlar binayı, beğeniyorlar. Ya bize de bir Darülfünun binası yaptırıyorlar. Darülfünun üniversite binasına ihtiyaç var, artık bir üniversite kurulacak. Fossati hem bu binayı yapıyor üniversite binası olarak, hem de Ayasofya'nın ilk restorasyonunu gerçekleştiriyor. Uzattım galiba değil mi? İnsanlar gecikecek, bir yerlere gecikecekler. Ne yapayım? Yarım saat trafikte devam edeyim mi? Edeyim mi devam? Hayır, ben sizi sıkmış olmaktan, vaktinizi almış olmaktan endişe ediyorum da. Bu bina Darülfünun binası olarak yapılıyor ama bakıyorlar ki büyük gelecek, devasa bir bina hakikaten bu. Bunu Darülfünun'a vermeyelim, bunu maliye nezaretine verelim de yeni bir Darülfünun binası yaptıralım diyorlar. Nereye yaptırıyorlar? Hani basın müzesi dedim ya az önce, 2. Mahmut Türbesi'ni hemen geçince 2. Mahmut Türbesi ile Çemberli Taş arasında şu anda ayakta duran binayı yaptırıyorlar. Türkiye'nin ilk üniversite binası, demek ki şimdi basın müzesi olarak, basın müzesi olarak kullanılan bina. Bu binayı da maliye nezaretine veriyorlar. Daha sonra marif nezareti kullanıyorlar. Ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Meclisi Mebusan binası. Yani parlamento binası. Bu gösterinin yapıldığı sırada parlamento binası. İşte iddiaçlar 31 Mart vakasında isyancıların bastığı da Rıza Tevfi'ye benzeterek Şekip Bey'i, Mebus Şekip Bey'i tabi bu burada, yani bu Meclis Mebusan'ın kapısında katlediyorlar. Yani bu bina da tarihimiz açısından son derece önemli ama birçok bina gibi bu da yangına kurban giriyor. O yangından sonra üzerine bir şey yapılmadı. Son zamanlarda kazılar yaptılar biliyorsunuz. Roma devrinden bir takım kalıntılar çıktı. Şimdi orası koruma altında bir arkeolojik alan olarak rahatlıkla gidip görebilirsiniz orada. Evet. Devam etmiyor. Şu anda şey yaptılar. Böyle bir de tabela koymuşlar. O arkeolojik alan olarak orada duruyor. Demek ki bu bina Fossati tarafından yapılan zamanlar Darülfünun maliye nezareti, marif nezareti. Cumhuriyet döneminde de yanmadan önce adliye nezaretiydi. Adliye binasıydı. Adliye, evet. Adliye binası iken yandı. İşte bu bina yandıktan sonra tekrar tam Ayasofya'nın dibine yenisini yapmamak için bir yer aramaya başladılar. Yer olarak da o tarihte hapishane binası olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı'nı seçtiler. Onun macerası ayrı bir macera. Onu gelecek ay onu anlatacağım inşallah. Yani şu anda boşaltılmış olan adliye binası demek ki bu binanın yanması üzerine yapılan bir binaydı. Şimdi ne yapacaklar onu? Ne olarak kullanacaklar? Belli değil. Halen boş duruyor galiba o bina. Evet efendim. Ha bak.
Bu da bir cenaze töreni. Kimin cenaze töreni? Ziya Gökaltun. Burası türbe işte. Tabut türbeye girmek üzere. İşte o dönemin askeri kıyafetleriyle henüz tekkeler ve zaviyeler kapatılmamış. Bu eski cenaze törenlerine bu İstanbul'daki çeşitli tarikatların dervişleri filan da katılırmış. Her biri kendi usulünce ilahiler filan o dönemin cenaze törenlerini tasvir edenler son derece ihtişamlı, heybetli ve insanın tüylerini diken diken eden cenaze törenleriydi diyorlar. İşte bu iki Ziya Gökalp'in cenaze töreni o manada yapılan ilk son klasik tören, cenaze törenidir. Burada görünmüyor ama burada Mevlevi dervişleri var, Kadiriler var filan. Şey varsa Said Halim Paşa'nın cenaze töreni orada görünüyor. İşte bu Abdurrahman Sami Paşa, az önce sözünü ettiğim Abdurrahman Sami Paşa, bu da Abdüllatif Sufi Paşa, onun oğlu. Bu ikisi de Marif Nazır'dır Tanzimat döneminde. Yani Tanzimat döneminin baba oğul Milli Eğitim Bakanlarıdır. Bu da Ziya Gökalp'in kabri Divanyolu Türbesi bahçesinde. Bu Panteon dediğim, Kübera Mezarlığı dediğim yerin, mekanın bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu mezarların her biri usta mimarlar, taşlar elinden çıkmış. Her biri başlı başına bir sanat eseri. Esasen klasik dönemin mezar taşlarının hepsi başlı başına bir sanat eseridir. Ve bu türbeler hep önemli şahsiyetlerin mezarları, türbeleri olduğu için mezar taşı kitabeleri de devrin büyük hattatları tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla burası hem bir heykel müzesi gibi, her mezar taşını aynı zamanda bir heykel olarak kabul edebilirsiniz. Hem de aynı zamanda klasik hat sanatımızın büyük isimlerinin eserlerinin yer aldığı bir hat müzesi olarak kabul edilebilir. Yani o kadar kıymetli bir yerdir burası. Yani gözümüz gibi saklanması gereken, korunması gereken bir yerdir ama çok hor kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Maalesef çok hor kullanılıyor. Bu da bu hikayesini anlatırsam çok uzun sürer. Bu bir aşk hikayesi. Burada derin bir aşk hikayesi var. Bir Şerif Paşa vardır. O hanedandan bir prensesle evlidir. Prenses genç yaşta Emine Sultan. Emine Sultan. Genç yaşta ölünce türbede yatıyor Emine Sultan'da. Harika bir mersiye yazıyor. Bu mersiyeyi de devrin en büyük hattatlarından Hulusi Efendi. Hatta Hulusi Efendi talik hattının en büyük ustalarından biridir. Böyle harika bir şekilde yazılıyor. Enfes bir şekilde teslim ediliyor. Muhteşem bir çerçeveyle türbeye asılıyor. Ama şu anda türbede asılı değil bu. Biliyorsunuz tekkeler, zaviyeler, türbeler falan kapatılınca bunların içindeki eşyalar da alınıp depolara falan konuldu. Bu türbelerden toplanan sanat eserleri, eşyalar falan Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü'nün deposunda duruyor. Ben rica minnet türbeler efendim tabii bu mesela o depoda duruyor hala. Yani bir zamanlar o türbelerin hepsi muhteşem sanat eserleriyle doluydu ama iyi ki de toplanmış zamanında. Kalsaydı hepsini çalıp satarlar. Değil mi? Hepsini çalıp satarlar. Ama klasik dönemde orada duruyordu. Hiç kimse de almıyordu. Herkes bir mukaddes duygusu vardı değil mi? Yok olmaz olur mu? Var o dönemde de var. Mesela Eyüp Sultan'ın çinilerini batılı koleksiyoncular Türkiye'den taşeronlar kullanarak İznik çinilerini ne polisi hadiseler var biliyor musun? Bir şeyde bir cami hünkâr mahfilinin çinileri yabancılar restore edelim diye alıp götürüyorlar. Sahtelerini yaptırıp getiriyorlar. Evde sahtelerini koyuyorlar. Tabii çok adi imal edildikleri için zamanla onlar soluyor. Şimdi hünkâr kasına gidin. Yeni cami hünkâr kasına. O sahtekarların yaptığı sahte çinlerin hepsinin renkleri solmuş. Aralarda sırıtıyor hepsi böyle. Yani orijinal çinleri götürüyorlar. Biz kandırıyorlar devrim yöneticilerini. Biz bunları tamir edip, restore edip getireceğiz diyorlar. Onları alıkoyup orada alelacele yaptıkları sahtelerini getirip monte ediyorlar.
Ya bu bizim tam Yağma Hasan'ın böreği. Son 19. yüzyıl, 20. yüzyıl bugün de dahil olmak üzere. Ya düşünün, Hoca Ali Rıza'nın tablolarını torunları Milli Kütüphane'ye bağışlıyor. Milli Kütüphane Kültür Bakanlığı, daha sonra Kültür Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ne intikal ederken birçoğu kayboluyor. Birçoğu da çalınıyor. Sahtekarlar tarafından, öyle Rus ressamlardan falan böyle sahte resim yapanlar, tıpatıp aynısını yapanlar çok. Reprodüksiyonunu yapıyorlar, aynısını yapıyorlar, eline asıyorlar, orijinali gidiyor. Yüzlerce resim çalınmış böyle, Resim ve Heykel Müzesi'nde. O yazmalar. Yani neşve ümmit ettiğin sagar da senden dertlidir. Bir dokun bin ah işit kase-i fafurdan demiş şair. Ne demek? Hani neşelenmek için o kullandığın kadeh, mey içiyor, neşelenmek için ya. Ama o kullandığın kadeh bile senden dertlidir. İstersen şöyle bir dokun, içinden bin ah sesi gelecektir. Yani çok kritik, dertli durumları anlatmak için okunan bir beyittir. Eskiden hemen böyle bir kelam-ı kibar veya bir beyit patlatırlardı. Ben de eskiden çok biliyordum ama yaşlandıkça bu gri hücreler galiba öldüğü için bazen çok iyi bildiğim bir şiiri okuyamıyorum. Bir beyit aradan gitmiş oluyor hafızamdan, falan silinmiş oluyor, mahcup oluyor. Ama bunu iyi hatırladım, değil mi? Neşve ümmit ettiğin sagar da senden dertlidir. Bir dokun bin ah işit kase-i fafurdan. Evet, Muallim Celil. Tabii o Uzar diye ondan da söz etmedim. O Bulgaristan'a satılan evrak meselesi, o ayrı mesele. Onu da Muallim Cevdet vaziyet etmiştir. Evet. Aslında bakın, bu Divan Yolu küresi. Hemen önünde bir çeşme var. Bu çeşmenin üzerindeki küre. Kaç, bu ilk küre görüyorsunuz, üzerinde harita var. O küreyi çalıyorlar. Yerine yine bir küre yapılıyor ama düz. O küre kaç defa çalındı? Bir defasında yere düştü, kırıldı. Yakınlarda yine çaldılar ya. Bu küre de içinde hazine mi var zannediyorlar ne? Yani o kadar defalarca çalınan küre bu. Yani çeşmenin üzerinde sembolik bir şey bu. Adam ne umuyorsa onu geliyor gece vakti. Yerinden kaldırıyor. İçinden bir şey bulmayı ümit ediyor herhalde. Yani birkaç defa devirdiler. Bir defasında kırıldı. Yıllarca şeyin divan türbenin bahçesinde öyle bir köşede durdu. Yakınlarda koydular tamir edip yine kırdılar. Şimdi böyle haritalısını yapmaya çalışıyor arkadaşlar ama tek haritalı dönem, yani ilk halinden tek fotoğrafta bu. Belli ki dünya haritası, görüyorsunuz küre yani. Bak, kırık hali görüyor musunuz? Düşürmüş, çalmaya çalışırken düşürmüş de kırılmış. Alıp götürememişler. Böyle sonra bu kırık parçaları birleştirdiler, koydular. Bunu da yani insanlar nereden geldi, uzaydan mı geldiler? Tam vandal yani, Moğol istilası bile böylesine tahrip edici olmuştu. İşte bu, az önce söyledim ya, Emine Sultan bu. Küçük çocuklar tabii, o Şerif Paşa'nın eşi. Bu da o, işte o Mersin'in Hattat'ı, Hattat Hulusi Efendi. Muhteşem bir adammış, muhteşem bir adam. Bu da o türbedeki evet, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han. Han Sani Hazretlerinin haremi Saliha. Değil mi? Besmele bu ikinci Mahmud'un hattı olabilir. Kendi hattı. Bu da Adile Sultan için yazılmış. İşte bu Şerif Paşa,
bu Mersiye'yi yazan zat, başka şey, Said Halim Paşa. Ha, bakın bu şeyin, Said Halim Paşa'nın cenaze töreni divan önünde. Ama başka bir cenaze töreni vardı. Bu Kim Mahmut Tübesi'nin başka bir fotoğrafı. Sadullah Paşa'nın üzeri. Yine Sadullah Paşa'nın üzeri. Bakın o bahçedeki abidevi mezarlar, mezar taşları. Aynı yerden. Bakın görüyorsunuz. Said Halim Paşa'nın kabri. Gidecek. Evet. İkinci Mahmut Türbesi. Daha ikinci Mahmut Türbesi'ne geldik ya biz. Değil mi? Saatte 9:30 oldu. Sizi fazla yormayayım. Yine Bayezid'i anlatırken buradan başlayıp oraya giderim. Bu medreseler bölgesi var. Orası ayrıca uzun uzun anlatılması gereken bir bölgedir. 1,5 saat oldu.